Zaten şey yapacağız. Abi ben de getireyim. Abi size de getireyim. Makinamıza 4-5 kilogram etimizi attıktan sonra makinamızı kapatıyoruz. Makinamız kıyma özelliğine sahip bir makine. Burada 20 saniye gibi ekranımızda ayarlayıp start'a bastığımızda 20 saniyesini bitirip etimizi hazır hale getirecek. Etimiz görüldüğü gibi zırh kıyması haline geldi. Bu zırh kıymamızı da birazdan kıyma saplama makinemizde şişlerimize Adana kıyması olarak saplamasını yapacağız. Zırh kıymasında çektiğimiz zırh kıyma makinesinde çektiğimiz etimizi şimdi KSM dediğimiz kıyma saplama makinemize aktarıyoruz. Burada gördüğünüz gibi çektiğinde içine et dolduracaktır. Etimizi basabiliriz. Bu kadar. Zırh makinesi bu tarz buluşlar genelde dünyanın böyle bir sistemi var diye düşünüyorum. Eksik görülen, ihtiyaç duyulan ürünler genelde meydana çıkıyor. Biz de lokanta sektöründe bu tarz bir sıkıntının, altyapıdan ustaların yetişmediği, restoranlarda ustalarımızın tonajlı tüketimlerinde cevap veremediği için böyle bir buluş yapıldı. Buluş sahibi babamız Faruk Şahveli. 26 yıldır firmamızda ürünlerimiz dünyanın birçok ülkelerine gönderiyoruz. Birçok restoranda da hizmet veriyor makinalarımız. Ustalarımız kendileri 4-5 kilogram eti yaklaşık yarım saat, 30 dakikada çekerken makinamızda 20 saniyede zırh kıyması haline getirebiliyorlar. Bu hem zamandan hem ustalarımızın işletme içerisindeki yorgunluklarını gidermek bakımından çok avantajlı oluyor. Bu makinamızda da yapmış olduğumuz bıçak kıymasını kıyma saplama makinamıza koyuyoruz. Burada da gene ustalarımızın sirkülasyonlu tüketimlerine cevap verebilmesi için ve işletmelerin bu konuda daha rahat iş yapabilmeleri için tasarlanmış olan bir makinamız. Makinamız tamamen dünya standartlarında CE yasalarına uygun üretilmiştir. İnsan güvenliği, dokunmatik ekranı, kullanılan malzemelerin gıda raporları bunlar tamamen güvenlik çerçevesinde, sağlık çerçevesinde üretilmiş olan makinelerdir. Burada çekmiş olduğumuz bıçak kıymamızı makinamızın içerisine koyup kalıplarımız vasıtasıyla 6 saniyede istenilen gramajda ve istenilen nakış şeklinde bazı ustalarımız farklı nakışlar isteyebiliyor. Bu şekilde kıymalarımızı şişe homojen ve hijyenik saplama işlemi yapabiliyoruz. Peki genelde Türkiye'de de bu yasa zaman zaman devreye girecek diye düşünüyoruz ama Avrupa ülkelerinde duman sorunu yaşıyor işletmeler. Bu makinamızı tasarladık. Bu da Ar-Ge'si devam eden bir ürünümüz. Burada üçlü konseptimiz olan bıçak kıyması, kıyma saplama makinamız, ekstra kıyma pişirme
makinamız şeklinde. Bunu duman problemi yaşayan ve daha hijyenik pişirim elde edebilmek için böyle bir makinamızı tasarladık. İnşallah Ar-Ge'si bittiğinde onların testlerinde de sizi misafir ederiz.